Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Çanakkale Deniz Zaferimizin 108. seneyi devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Canları ve kanları pahasına tüm dünyaya Çanakkale geçilmez dedirten o büyük kahramanları rahmetle, tazimle yad ediyorum. Aynı şekilde vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Mehmet Akif'in o samimi duasıyla şehitlerimizi selamlıyorum. Gök kubbenin altında yatar, alkan içinde, ey yolcu, şu topraklar için can veren erler, Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez, gufrana bürünmüş yalnız Fatiha bekler. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'yi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer olarak tarif ediyor. Gerçekten de Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, Çanakkale'de yazdığı destanla İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Bu yönüyle Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesidir. Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olma için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar vesilesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır. 85 milyonun tamamının Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum. Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği 11 ilimizden ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz.
en büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden, inşallah gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir insanımızı, umutlarını bize bağlamış hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize alel getirmeyelim. Yeter ki sürekli karamsarlık aşılayan şiamet tellallarına fırsat vermeyelim. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Çanakkale Deniz Zaferimizin 108. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartlar Komutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün komutanlarımızı, kahraman Mehmetçiklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini protokoldeki yerlerine davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'nın bu bölümünde şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dua edilecektir. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Camii Uzman İmam Hatibi Sayın Yunus Koçan'ı davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم
Yunus Koçan hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, vatan savunmasında şehit düşmüş tüm askerlerimiz için dualarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'ı davet ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Ey sonsuz kudretiyle kainatı ve bütün mevcudatı yaratan Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi, senamızı kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den bu yana yeryüzünü şereflendirmiş bütün peygamberlere
bilhassa Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bundan 108 yıl önce asrın en büyük destanının yazıldığı Çanakkale'de şehitlerimizin huzurundayız. Milletçe ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İslam coğrafyasının her köşesinden gelerek senin rızan için bedenlerini ve canlarını ümmetin harimi ismetine siper eden kahraman ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Allah'ım, vatanımıza ve mukaddesatımıza kasteden düşmanların karşısında sıradağlar gibi duran, inancı, vatanı, milleti, değerleri yolunda, hak hakikat uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle ya Rabbi. Bizlere de onların emanetine sahip çıkmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bugün de ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin huzur ve bekasına yönelik her türlü ihanetin karşısında çelikten bir siper gibi duran, canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Gazilerimizi sıhhat ve afiyet içerisinde hayırlı bir ömürle muammer eyle ya Rabbi. Allah'ım, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda gerek yurt sathında gerekse sınır ötesinde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize ve şanlı ordumuza kudretinle yardım eyle. Onları karada, havada, denizde her zaman ve her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım, varlığımıza kastedecek her türlü dahili ve harici düşmanlardan, fitne ve fesat odaklarından milletimizi, memleketimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımıza göz diken hainlere fırsat verme Allah'ım. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Bizlere kudretinle inayet eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, insanlık için iyilikten başka bir şey düşünmeyen bu asil milletin birlik ve beraberliğini, refah ve huzurunu, hürriyet ve egemenliğini kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şehirlerimizi yıkan, yüreklerimizi yakan, bizi mahzun bırakan büyük bir afete düçar olduk. Sıkıntı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ve bizlere sabır ve azim, dirayet nasip eyle Allah'ım. Tarihte senin sonsuz inayetinle birçok zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Allah'ım, bu büyük felaketin üstesinden gelmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bütün sıkıntıları birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ile aşabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı semavi ve araziye her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bugün ülkemizin dört bir yanından şehitler diyarı Çanakkale'mize dualar taşıdık. Dualarımızı, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hatmi şeriflerden, tekbirlerden, salatu selamlardan, tesbihatlardan hasıl olan sevabı dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Onlardan bizlere lütfettiğin sevabı öncelikle iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi.
bütün peygamberlerin, ehli beytin, ashab-ı kiramın, ulemanın ve İslam'a hizmeti olan bütün ehli imanın ruhlarına hediye ediyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, burada el açıp amin diyen, sesimizi duyarak dualarımıza iştirak eden bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rab, başta Anafartalar komutanı, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bizim için vatan kılan aziz şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Onları yetiştiren annelerin, babaların ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül eyledik. Bizleri sensiz, sahipsiz, vatansız, yardımsız ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şehitlik defterini imzalamak ve şehitliklere karanfil bırakmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Protokoldeki konuklarımızın yerlerinde kalmalarını arz ederim. Değerli konuklar, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü anma programımız burada sona ermiştir. Siz değerli konuklarımıza katılmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz.